Dış siyasetin gündemiyle devam edelim bültenimize. Irak'taki güvenlik zirvesinin detaylarına bakacağız ilk olarak. Zirveden 7 maddelik anlaşma çıktı. Bağdat yönetimi ilk kez PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımladı. Türkiye'nin beklentisi ise PKK'nın terör örgütü listesine alınması. Öte yandan iki ülke arasında güvenlik, ticaret, enerji alanlarında da ortak mekanizma kurulması kararı alındı. Zirveden öne çıkan başlıklar geliyor ekranlarınıza. Ankara kararlı, Irak'ın kuzeyinde terör bataklığı kurutulacak. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Olası operasyon için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye planın detaylarını Bağdat'ta yapılacak güvenlik zirvesinde Irak yönetimiyle paylaştı. Plana göre birinci aşamada Avaşin, Basyan, Zap ve Metine hattına kilit vurulacak. Terörden temizlenen bölgelere modüler üst bölgeleri kurulacak. İkinci aşamada operasyon Gara ve Hakurk bölgesine doğru genişletilecek. Gara terör örgütü için stratejik öneme sahip. PKK'nın girilemez dediği bölge Türkiye açısından da Sincar ve Musul'a açılan kapı niteliğinde. Kalkınma yolunun güvenliği için Türkiye Irak'la ortak harekat merkezinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. Assos ve Sincar'ın ortak operasyonla terörden temizlenmesi de iki ülke arasında konuşulan başlıklardan. Ortak harekat merkezinin oluşturulması durumunda iki ülke terör örgütüne karşı daha hızlı sonuç alabilecek. PKK'nın Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yasaklı örgüt olarak kabul edilmesi Ankara tarafından olumlu bir adım olarak karşılandı. Ancak Türkiye'nin beklentisi PKK'nın terör örgütü listesine alınması. Terör örgütü YPG PKK'ya yardımlar Irak üzerinden gidiyor. Aynı zamanda terör örgütü Suriye'ye militan geçişlerini Irak üzerinden sağlıyor. Bu noktada Irak'ın güvenliği için Suriye ve Irak arasındaki geçişkenliğin sona erdirilmesi zorunluluk. Bunun için de Türkiye'nin uyguladığı güvenlik duvarının Irak-Suriye arasında hayata geçirilmesi bekleniyor.